Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir serinin ardından nihayet Diablo evreninin hikayesinde Diablo oyunlarının yer aldığı bölüme gelebildik. Bu videomuzda sizlere Diablo 1 oyununda geçen hikayeyi aktaracağım. Bunu yaparken ise direkt olarak oyun üzerinden gitmeyeceğim. Ve başlarken de henüz Diablo 1 oyununa gelmeden önce yaşanan birkaç önemli olaydan da bahsetmem gerekiyor. Bu nedenle oyun bazlı bir anlatım gerçekleştiremeyeceğim. Doğuda krallıklar refah içerisinde büyüyüp gelişirken, batıda Kuras'ta, Trevinkle Tapınak şehrinde Mephisto yavaş yavaş Zakorum'un kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı. Detaylarını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Mephisto'nun ilk hedefi en küçük kardeşleri olan Diablo'yu uyandırmaktı. Ancak bunu bizzat gidip yapamazdı. Cennetin haberdar olmasından çekiniyordu. Ayrıca Nephilim, insan ırkının sonsuz savaşta kullanılması düşüncesi hala geçerli olduğundan, İnsanoğlunun bir şekilde kandırılması gerekiyordu. Bu nedenlerden ötürü kendi öz görüntüsü ve iradesiyle Sanctuary'de dolaşamazdı. Ki buna zaten ihtiyacı da yoktu bir bakıma. İnsanoğlunun büyük bir kısmı zayıf iradeliydi ve kolay kandırılabiliyordu. Planlama dehası olan Mephisto'nun acelesi de olmadığından satranç oynar gibi hamlelerini yapmaya başladı. İlk amaç olan Diablo'nun uyandırılması için hapsedildiği kırmızı ruh taşının parçalanması ya da başka bir beden tarafından özümsenmesi gerekiyordu. Bu görev içinse başta düşünülen isim Leoric idi. Leoric normalde Kejistan'da yaşayan yüksek mertebeden bir soyluydu. Zakarum adına Kandras bölgesini yönetmesi için gönderildi. Ancak çok geçmeden kendini bölgenin kralı ilan etti. Yine de inancı doğrultusunda Zakarum Kilisesi'ne olan bağını koparmadı. Leoric, Zakorum Kilisesi'nin Mephisto tarafından yozlaştırıldığından haberdar değildi. Leoric, normalde onurlu bir kral, ışığın gerçek bir müridi ve çok iyi bir aile babasıydı. Bu nedenle Tristram'a ailesiyle birlikte gelmişti. Tristram Kilisesi'ne Zakorum adına el koydu. Her şey çok normal ilerlerken, korkunç olaylar Başpiskopos Lazarus'un Tristram'a gelmesiyle başlayacaktı. Lazarus, Mephisto'nun adamlarından biriydi. Cehenneme kendi iradesiyle mi hizmet ediyordu bilinmez ancak Diablo'dan bahsederken efendim şeklinde hitap ederdi. Zamanında Leoric'in Tristram'a gelmesini ikna eden, Tristram Kilisesi'nin krallığının merkezi olup taht yeri olarak tavsiye eden hep Lazarus idi. Çok fazla vakit kaybetmeden Lazarus Diablo'nun ruhunu serbest bırakır. Ancak hala bir bedene ihtiyaç duyulmaktaydı. İşte bu iş için de zaten Kral Leoric düşünülmüştü. Tabi Leoric'in rızasıyla değil. Onun aklını çelmek için iradesini harekete geçiren Diablo beklemediği bir direniş ile karşılaştı. Leoric'in ışığa olan inancı ve öz iradesi çok güçlüydü. Ancak Diablo'ya karşı koyacak kadar da kudretli değildi. Bu da Leoric'in yavaş yavaş delirmesine yol açtı. Kendi halkını eziyet etmeye başlayan Leoric'in iradesi bir şekilde kırılmalıydı. Halkını ve ailesini çok seven Leoric'in iradesinin kırılmasının yolu ise, halkının veya ailesinin acı çekmesinden geçtiğini düşünen Lazarus, yılan diliyle Leoric'e tavsiyelerde bulunuyor, onu manipüle ediyordu. Kendisine komplo düzenlendiği düşüncesiyle sağa sola sataşıyor ve Lazarus'un işaret ettiği herkesi suçluyordu. Hatta Westmarch krallığına savaş açacak kadar ileri gitti. Kandras'ın sadık olanları adını verdiği bir ordu kurdu ve Westmarch krallığının üzerine gönderdi. Ancak orduyu bekleyen tek şey yenilgi ve ölümdü. Westmarch dünya üzerindeki en güçlü krallıklardan biriydi. Leoric'in hala direndiğini gören Lazarus daha ileri giderek Leoric'in eşi olan Kraliçe Asilia'yı bile suçladı. Artık neredeyse tamamen delirmiş olan Leoric, ne yaptığının farkında bile değildi denilebilir. Ve en nihayetinde kendi eşinin bile idamına karar veren Leoric tamamen delirmişti. Kraliçe Asilla hapsedildiği dönem günlüklerinde şöyle der. Benim hayatım bir gün bitecek. Ancak küçük oğlum Albrecht'in kaderi delirmiş babasının ellerinde. Keşke Aiden burada olsaydı. Anlaşıldığı üzere Albrecht ve Aiden Kral Leoric'in çocuklarıydı. Albrecht Tristram'daydı ancak Aiden Westmarch'a karşı yürütülen o saçma savaşa dahil olmuştu. Herkes öldüğünü düşünmüştü ancak sağ kurtulanlarla birlikte geriye dönebilmişti. Hatta Diablo 1 oyununda
oynanabilir karakter olan Warrior, yani savaşçı, hikayeye göre Aiden idi. Bu sırada Leoric, deliliğin sınırlarını çoktan geçtiği için Diablo'nun pek işine yaramayacak bir beden haline geldi. Lazarus ise efendisi için beden bulmalıydı. Ve bu nedenle Prince Albrecht'i kaçırır. Albrecht'in bedenine yerleşen Diablo artık dünyada yürümeye başlamıştı. Terörünü Tristram'a yayıyordu. Albrecht'in kaybolması ile Leoric tamamen kafayı yedi ve Deli Kral lakabına yaraşır bir şekilde hareketler sergilemeye başladı. Bütün bunlar yaşanırken Diablo, cehennemi Tristram Kilisesi'nin derinliklerine yaymaya başlamıştı bile. Prensin ortadan kayboluşu ile bir grup kasaba halkı prensi bulması için kiliseye gönderildi. Onları Diablo oyunlarının meşhur kasabı İblis Butcher'a yönlendiren Lazarus, bu insanları ölüme yönlendirdikten sonra kilisenin derinliklerine gitti ve bir daha da yüzeye çıkmadı. Westmarch'tan geriye dönen önemli isimlerden biri de Yüzbaşı Lactan'ındı. Tristram'a döndüğünde duyduklarına ve gördüklerine inanamadı. Ancak içten içe de başından beri Lazarus'un bir şeyler çevirdiğini biliyor ve hissediyordu. Tabii bir baş psikopos olan biri hakkında bu tarz düşünceleri dile getirmek çok da kolay değildi. Her ne kadar Lactan'ın Zakarum'un şampiyonu da olsa karşısındaki kişi bir baş psikopostu. Ve ayrıca kralına da güveni tamdı. Ancak kendini çok zor bir durumun içinde bulan Lactan'ın bir şeyler yapmalıydı. Hala kendisine sadık olan adamları topladı ve Leoric'in karşısına dikildi. Bugüne kadar olanları göremediğinden kendisini suçlar bir ifadeyle bu bedeli kendisi ödemesi gerektiğini söyledi ve Kral Leoric'i öldürdü. Ancak Leoric'in öyküsü tabii ki bitmeyecekti. Ölmeden önce Khandras ordularının ölümde bile kendisine hizmet edeceğini kehanetleyip Lactan'ın dahil herkesi lanetledi. Çok geçmeden de mezarından kalkan Leoric kehaneti gerçekleştirip ölülerden oluşan ordusunun başına geçti ve Tristram Kilisesi'nin derinliklerine indi. Lactan'ın ve komutasındaki elit askerler ise cehennem süvarileri anlamına gelen ve oyunda karşımıza çıkan Hell Knights olarak dönüştüler. Bu olaylar yaşanırken bölgede olanları duyan cadı Edria buraya gelmeye karar verir. Diablo 1 oyununda kendisi bize Tristram'daki bir NPC olarak görünür. Diablo 3 oyununda ortaya çıkan korkunç planından henüz burada haberdar değiliz yani. Öte yandan meşhur Deckard Cain, Horadrim'in son üyesi, burada öğretmenlik yapmaktaydı. Olayları gördükçe, yaşadıkça ailesinin anlattığı hikayeler ve okuduğu şeyler aklına geliyordu. Yaşananlara anlam verebiliyor, hatta neredeyse ne yapılması gerektiğini bile hissedebiliyordu. Yine bir NPC karakter olarak karşımıza çıkan Deckard Cain, aslında bize Diablo evreninin hikayesini aktaran kişidir de. Bu arada NPC kelimesi oyun dünyasından non-playable character, yani oynanamayan karakter anlamına gelir. Öte yandan Diablo 1 oyununda 3 tane oynanabilir karakter vardı. Ki diğer Diablo oyunlarının aksine bu karakterlerin hikayede yerleri vardır. Warrior, yani savaşçı, Kral Leoric'in oğlu olan Aiden'dan bahsetmiştik. Assassin, yani suikastçı olan Morena, ki Vizjaktar üyesidir, hikayedeki yerini ise Diablo 2 oyununda alacaktır. Yine aynı şekilde hikayesel olarak Diablo 2 oyununda karşımıza çıkacak olan bir başka oynanabilir karakter ise büyücü olan Jezred'dir. Bu üç kahraman Tristram'da kol gezen karanlık kötülüğe son vermek adına işe koyulurlar. Ve ilk olarak Butcher'la yüzleşiyoruz. O korkunç hırıltısı ve sesiyle sizi öldürene kadar takip eden kan kaplı yaratık oyun dünyasına bomba gibi oturmuş ve hala bazılarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Fresh Meat sesi eminim çoğumuzun kulaklarında hala yankılanmaktadır. Zorlu bir dövüşün ardından ilk büyük engeli aşıyoruz. Diablo'nun terörünü durdurmak adına çıktığımız yolda Kral Leoric ve emrindeki adamlarla da yüzleşiyoruz. Lanetlenen Lactan'ın güçlü iradesi sayesinde bize saldırmayı reddedebiliyor. Kendisini lanetten kurtarmamız için yalvarıyor. Lactan'ın için gerekli iksiri buluyoruz ve onu lanetten kurtarıyoruz. Ardından da Leoric ile yüzleşiyoruz. Kralın azabına son verip yolumuza devam edeceğiz.
Ancak Kral Leorien'in huzursuz ruhu halen rahata kavuşmuş olmayacaktı. Diablo 3 oyununda tekrar karşılaşacağız. Ancak o zamana kadar bir daha kendisiyle karşılaşmayacağız. Son olarak Diablo ile dövüşüyoruz. Hikayeye göre Diablo'yu Kral Leorien'in oğlu Aiden alt ediyor. Diablo'nun alnındaki ruh taşını çıkardığında kardeşinin bedeni ortaya çıkıyor ve son nefesini veriyor. Kardeşinin hayatına mal olan bu olayda Aiden anlıyor ki ruh taşı mutlaka iradesel olarak bastırılmalıydı. Ve Diablo'nun ruh taşını kendi alnına saplıyor. Diablo'ya karşı koymaya çalışıyor. Ancak irade savaşı verdiği kişinin Diablo olduğunu unutmuş olsa gerek ki hemen yenik düşüyor ve Diablo'nun iradesine giriyor. Böylelikle Diablo 1 oyunu sona ermiş oluyor. Tristram'da kutlamalar başlamadan bitmiş oluyor. Çünkü Aiden Diablo'nun terörünü bastıramamış ve Tristram'ın üzerindeki karanlık devam etmişti. Diablo 2'de The Dark Wanderer, karanlık gezgini olarak geçecek olan karakter, Diablo 1'deki Kral Leorien oğlu Aiden'dir. Ve Aiden da Diablo'nun iradesi kontrol altındadır. Amacı ise ortanca kardeşi Baal'ı kurtarıp Mephisto ile buluşmak. Ve arkadaşlar, böylelikle Tristram'ın kararması denilen olayı ve Diablo 1'in tam hikayesini sizlere aktarmış olduk. Bir sonraki videoda Diablo 2'nin hikayesine giriş yapmış olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın.